Herkese merhaba, ben Baybulut ve Hotline Miami 2'nin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. İkinci bölümdeyiz sanırım. Evet, ikinci bölümdeyiz. Bir yandan İngilizce konuşup hem Türkçe siz de birazcık telaffuzlara yakınlık sağlarsınız. Hem benim için çevirmesi daha kolay olur. Okuyunca da daha kolay çeviriyorum da. Benim bir arkadaşım özelden ulaşıp şey demişti, kanka işte birazcık rahatsız oluyorum İngilizce kelimeleri söylemekten. İşte gerçekçilikten çıkıyor demişti. Ama şu var, hem siz telaffuza yakınlaşıyorsunuz hem de ben onları söyleyince biraz daha hızlı ve rahat çeviriyorum. Onu bir söylemek istiyorum. Şimdi oyuna geçebiliriz. Bir saniye, ama ondan önce bir tık daha müziği açayım. Now, the defendant claims that he was ordered to commit these crime murders. Through messages left on his answer machine, did you investigate these claims? Yes, we did. And what did you find? Well, the defendant's answering machine was empty. The tape had been removed. Ve savunmasını yaptığım kişi dedi ya da suçlu olan kişi. Ne öyle bir şeyler dedi. Tam olarak emin değilim ama. Biz hangisiyiz? Sağ taraftaki değil mi? Yani bu adam bizi şu anda suçlamaya çalışıyor. Evet, büyük ihtimalle bu adam bizi suçlamaya çalışıyor. Şey diyor. İşte bu şahıs bir çeşit telefon numaraları tarafından aranmış. İşte zorla yaptırılmaya çalışılmış falan diyorsunuz. Telefon kayıtlarını buldunuz mu? Telefonun arandığı yerdeki kayıtların olduğu teyp kayıp. Did you find anything supporting these claims of threatening phone calls? Peki o telefon aramalarına dair bir kanıtınız var mı? No sir, we did not. Hayır efendim, bizim yok. I see no further questions. Görüyorum. Daha fazla sorum yok. Bu büyük ihtimal bizi savunan kişi. You say, evet, my client. Bu adam bizi savunuyor şu an. You say you find no physical evidence supporting my client's claims. Benim işverenimin, benim savunduğum kişinin fiziksel kanıtları olmadığını söylediniz. Peki ya telefon kayıtları hakkında? Polis muhakkak bu bilgiye rahatlıkla ulaşabilir. Indeed, we indeed investigate the defendant's phone records. Öyle. Savunmacının telefon kayıtlarını, rekorlarını ulaştık ve varlar. And did you find any call on the phone to support my client's claims? Peki o aramalar arasında benim savunduğum kişinin numaralarını buldunuz mu? Akla çıkartan numaraları. We did, sir. Evet, biz bulduk efendim. The defendant seems to have received phone calls that match the time frame which he suggests, but... Sanık diyelim. Defendant sanık olsun. Sanığın söylediği saatlere ve hareketlerine uygun bir vakitte telefon numaraları olduğuna dair kanıtlar bulduk ama dedi. Did you manage to trace these calls? If so, where did they come from? Bu telefon aramalarını takip edebildiniz mi? Nereden geldiklerini biliyor musunuz? Golden Truck, altın tır adındaki bir gece kulübüne ulaştık. Evet, hepsi oradan geliyormuş. Ki birinci oyunda hatırlarsınız. Şey olmuş, ses biraz yüksek geliyor ya. Müzik biraz yüksek geldi bana. Şöyle dursun. Oo, daha şimdiden boğazım acımaya başladı. Ben bir bardak su içip geliyorum. Daha videoya başlayalı 10 dakika oldu ve benim şimdiden boğazım acıyor. Dudaklarım kuruyor. Geri geldim. Now Michael claims that he was coerced by the Russian mafia to commit these crimes for which he is now being prosecuted. Do the police have any knowledge of this between the Golden Truck stop and the Russian mafia that could support Michael's claims? O kulüp, gece kulübündeki bir çeşit çete Rus mafyasını saldırmaya ikna ettiğini, tehdit ettiğini söylüyor. Peki bunun hakkında bir bağlantı olabilir mi? O mekan daha önce başka çete ve mafya suçlarıyla karşılaşmıştı. Evet, bağlantılı. Fakat
That will be all. Thank you. No further questions. Tüm söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Daha fazla soru sormayacağım. The witness may step down. The court will now be adjourned. Tanıklar oturabilir. Şimdi davayı proceeding will continue tomorrow at 11 AM. Yarın sabah saat 11'de devam edeceğiz. Meanwhile the defendant will remain in police custody. Sanık polis gözetiminde kalacak. Polis tutuklamasında. Evet, biz şimdi bu kitap yazarı olacağız. You have reached the Miami Police Department. How may I help you? Miami Polis Departmanı'na ulaştınız. Size nasıl yardımcı olabilirim? Dedektif Pardo'ya bağlanmak istiyorum. Ona Evan'ın aradığını söyleyin. Evan. One moment please. Bir dakika lütfen. Ne istiyorsun Evan? Şu an bir şeyin ortasındayım. Hi Manny. I'm at the courthouse doing research on that man's menu. Merhaba Manny. Şu an Adalet Sarayı'ndayım ve o maskeli manyak hakkında araştırma yapıyorum. What's that got to do with me? Bunun benimle alakası ne? Golden Truck denilen bir gece mekanından bahsettiler. Something about more connections. Çete bağlantıları olan falan bir şeyler. Yani I was wondering if you know anyone there that I can talk to. Eğer orada konuşabileceğim birisini biliyor musun diye merak ettim. That's privileged information, you know. I can talk about things like that. Bu özel bir bilgi. Bu şeyler hakkında konuşamayacağımı biliyorsun. Look, I am really busy here. Bak, burada gerçekten meşgulüm. Birilerini mi öldürüyorsun lan orada? Don't be like that now. You owe me one, remember? Böyle yapma işte bak. Bana bir tane borçlusun. Bana iyilik borçlusun. Tamam mı? İyi. Bir adres veriyor. Ask for Petrov and tell him I sent. Petrov'a git ve ona benim seni gönderdiğimi söyle diyor. Can't promise you will tell, but it's the only name I have got. Konuşur mu bilmem ama bu sadece tek bildiğim at. Don't call me at work again, okay? No more favors. Bir daha beni işte arama. Daha fazla da işte iyilik yapmak yok. Sana borçlu değilim. Peki. Polisler. Sen kimsin? Vay, bizimkiler. Burada onlar da protestoya katılmış. Sanırım onun için. Biker. Biker'a benziyor bu. Olabilir. Büyük ihtimal o. O da buraya gelmiş. Çok ilginç. Ya şu an insanlar dağılmış durumda. Bazıları diyor ki bu adam Jacket, birinci bölüm, birinci oyundaki ana karakter. Bu işte Rus mafyasını öldürüyor. Etrafta pek çok insanı öldürüyor. Bu bir katil, bu bir manyak. Bunu içeri atın diyorlar. Bazıları da diyor ki Amerika'yı Rus mafyasından temizliyor. O bir kahraman. Onu işte çıkartın, onu yüceltin falan. Öyle bir şeyler, bir olayları var bunların. O maskeli fanlar da zaten şey. Maskeli fan. Onun aynısı hatta. Taklitçileri. Hold it right there sir, you need an invitation to get in. Affedersiniz bayım ama içeri girmek için davetiye ihtiyacınız var. I am here to see Petrov. Tell him Detective Pardo sent me. Ben Petrov'u görmek için buradayım. Ona söyle, Detective Pardo gönderdi beni. I don't think so. Hiç sanmıyorum. If you don't have an invitation, you better leave. Eğer davetiyen yok. Eğer davetiyen yoksa terk et köyü. Evet. Evet, bu adam bir pasifist. Yani barışçıl birisi. Bununla ortalıkta şey yapacağız. İnsanları etkisiz hale getireceğiz ama öldürmeyeceğiz. Ve silah kullanamıyor bu karakter.
Help somebody call an ambulance, there has been an accident. Birisi ambulans arasın. Bir kaza oldu. Tabii canım, kaza. Is there anyone here? Burada birisi var mı? Oo, ya o kadar güzel ilerledim halbuki. Lan! Tamam, tamam. O taraftan gitmeyelim. Çüş. Hadi be, onu da dövseydim var ya, mükemmel olacak. Boom. 11. Tamam, buraları hallettik. Bu silahın hiçbir işi yok. Tamam, sakin. O nasıl vurmadı mı? Şunu geri alayım. Geri al. Alamıyorum, çok uzakta. Oyun bile gitmeme izin vermiyor, tamam. Bıçak bıçak almıyoruz. İnsanları zaten sersemlettiğimiz bir oyundayız. Aa, o son silahtan skor vermedi ya da komboyu eklemedi. Buyur. Amına kodumun oyunu. Abi niye herkes buraya geliyor? İnanılmaz. Hayır. Uf, 14 combo yaptım, yeter. Bobo! Orada silahlı adamın işi ne? Hayır, 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 hayır. Haha, ay, 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 ay. Gel. Abi. Dönmedi. Dönmedi. Gerçekten dönmedi. Kapı sesi duydum ama. Hayır. Tamam, artık daha fazla kombayı önemsemeyeceğim çünkü ufaktan yorulmaya başladım ve aynı zamanda sıkılmaya. Artık ne kadar alabilirsem o kadar iyi. Ama ya, of.
O çok kötü yerde duruyor. Gerçekten çok kötü yerde duruyor. Ta oraya gitti. Bu arada buraya girerseniz eğer şey oluyor. Bu bölümü erkenden bitirebiliyorsunuz hızlıca. Ama ben onu yapmayacağım. Oh be, şimdi. Bir de şey var hani birinci bölümü bitirdim ya. Birinci bölümden sonra biraz ara vermiştim. Şimdi hala oyun devam ettiğimi sanıyor. O yüzden de hala aynı zorlukta devam ediyor. Ama ben şu an soğudum. Isım düştü. Reflekslerimin birazcık ısınmaya ihtiyacı var. Who the hell are you? Sen kimsin lan? Ben... sen Petro musun? Abi arkamızda bir silahlı bir adam duruyor. I am writing a book about the masked maniac. Ben maskeli bir manyak hakkında kitap yazıyorum. Detective Pardo told me I could talk to you about it. Detective Pardo seninle konuşabileceğimi söyledi. Detective Pardo told you that me a friend of yours. Detective Pardo mu söyledi? Senin bir arkadaşın mı? That's right, so. Öyle bayım. Not a very good friend, I take it. Anladığım kadarıyla iyi bir arkadaş değilmiş. Sending you here of all places. Tüm mekanlar arasında seni buraya göndermesi. No, I reckon you are right about that, sir. Hayır, aslında bu konuda haklısınız. This book you are writing, it must be very important to you. Bu yazdığın kitap senin için bayağı önemli olmalı. Hayatını tehlikeye atacak kadar buraya kadar gelmen. Bayağı daşaklısın diyor. You sure got balls. Gerçekten daşaklısın diyor. Well, what is it you want to know? You get two questions. Ne bilmek istiyorsun? Sadece iki soru sor. Then you get the fuck out of here. Then daha sonra siktir olup git. Pekala. Maskeli manyaklar bir çeşit vigilant olduğu düşünülüyor. Sizin fikriniz neler? Siz de aynı fikirde misiniz? Hayır. I don't think they were vigilantes. Vigilante şey oluyor. Yasayı kendince vermeye çalışan işte... Polisle birlikte hareket etmeyen, işte yasa benim kardeş deyip kendi silahını bir şeyini çekip onunla suçlulara saldırmayı düşünen insanlara deniliyor. Onlar vigilante değildi, çok daha organizeydiler. They knew our exact locations and had insight into our workings. Bizim tam olarak nerede olduğumuzu ve and had insight into our inner workings. Ne işler yaptığımızı biliyorlar. I don't know what they were a part of, but it was no group of vigilantes. Oğlum adamı rahat bırak. Ya kapıdan içeri gir ya da kapıdan dışarıda dur. Şu arkadaki de gitsin artık. Sauna soğuyor. Onlar işte vigilante falan değildi. Bir çeşit organizasyona bağlıydı sanırım diyor. Why do you think they targeted the Russian mafia specifically? Neden Rus mafyasını özellikle hedef aldığını düşünüyorsunuz? What they were after? Neyin peşindeydiler? Neyin peşinde olduklarını söyleyemem ama they effectively destroyed our whole organization and then they were gone. Bizim tüm organizasyonumuzu yok ettiler etkili bir biçimde ve daha sonra kayboldular. They knew what they were doing and they seemed to be trained very well. Ne yaptıklarını çok iyi biliyorlardı ve çok iyi eğitilmişlerdi. We fought a couple of them alive, tried to break them. Bazı birkaçıyla kavga ettik. Hatta onları kırmaya çalıştık. Büyük ihtimal şey yaptılar. İşkence etmişler. Hiçbiri konuşmadı. Bir tanesi bile konuşmadı. Pekala, daha fazla soru yok. Gözümün önünden çekil artık. Saldıramıyorum. Tamam, gidelim ya.
Hadi iyi akşamlar. Oo, bu adamı öldürdük, doğru. Bunun da bir bagajını kontrol edeyim de. Lan bu zaten taksi. Oy oy. B eksi almışım, hiç umurumda değil. Zor bir görevdi bu. Çok zordu. Ne gündü ama. Ne? Bir şeyler mi oldu? Hayır, aslında evet. Şu Petro, hani söylediğin adam beni görmek istemedi. İçeriye girmeye çalışırken neredeyse dövüldüm. Ha, sen gerçekten oraya gittin mi? Oraya gidemeyeceğini düşünmüştüm. Adamım, bazen niye seninle takıldığımı düşünüyorum. Ne ara bu kadar douchebag oldun? Ya, piç diyelim. Ne ara bu kadar piçleşmeye başladın diyor. Well, did I tell you the right about the Miami Mutilator instead, değil mi? Peki, sana Miami Mutilator, Miami parçalayıcısı hakkında yazman gerektiğini tavsiye etmiştim, değil mi? A much more sophisticated case, really. And you wouldn't have to talk to the mob. Daha sofistike bir dava. Ayrıca mafya ile konuşmak zorunda kalmazsın. Senin kitabın çıkıncaya kadar insanlar bu vigilante olaylarını unutacak. Besides, I bought you beer, right? And you didn't really get hurt, did you? Ayrıca sana biri aldım, değil mi? Ve gerçekten canın yanmadı, değil mi? O zaman beraber edelim, ha? Ödeştik. Ödeştik diyelim ya, diyor. Thanks for the beer and all, but you still owe me one. Bira ve her şey için teşekkür ederim ama hala bana bir şey borçlusun. Bana borçlusun, diyor. İyilik borçlusun büyük ihtimal. Alright, alright. Don't forget I am putting my job on the line. Tamam, tamam. Ama unutma, işimi tehlikeye atıyorum. Eğer benim sana bu sızıntıları verdiğimi öğrenirse benim işim biter. Birileri öğrenmeden önce bence sen incompetence or misconduct. Beceriksizlikten ya da söz dinlememekten önce atılacaksın. Sebebiyle atılacaksın. I am surprised they haven't fired you already. Hala seni işten atmadıklarını şaşırıyorum. I am tired. Let's get out of here, okay? Ben yoruldum. Hadi buradan gidelim, tamam mı? Tamam. Benim de biraz uyumam gerek. Seni bırakmamı ister misin? Otobüse bineceğim. İyi arkadaşız ya. Değişik bir şey yok gibi. Yok. Biker'ın hani bir tane maskeli bir adamla kavga ettiği yer mi sandım ilk oyundaki diye? Hayır değil. Biz Maven gitti. Evan ya. Evan. Evan. Neyse. Aa, sesin çok kötü oluyor. So we are going somewhere special tonight, eh? Bu akşam özel bir yere mi gidiyoruz? Evet, benim arkadaşım işte bir mekan verdi. Gerçekten bir bok çukuru. Mekan hep keşler ve low lives. İşe yaramazlarla dolu. Kind of like this place, ha? Yani bu mekan gibi. Fuck you, Mark. Siktir git, Mark. Neyse. His sister is being hanging out with these assholes. Arkadaşımın kız kardeşi işte bu göt verenlerle, göttekilerle birlikte takılıyormuş. Hasn't been home for weeks. Haftalarca eve gelmemiş ve bize diyor ki işte onu eve getirin ve arkadaşlarına bir ders verin, diyor. Bekle, we are doing house calls for your friends now, are we? Bekle, şimdi senin arkadaşların için ev işlerimi yapıyoruz. Isn't that pretty much what we did last time? Önceki seferki yaptığımızda bir aynısı değil miydi? Ya da benzeri. I didn't hear any complaints back then. Önceki sefer bir şikayetini duymadım. We can't patrol the streets looking for scumbags. We will be in jail no time. Yavşaklar için sokaklara bakamayız. Sokaklarda devreye gezemeyiz. Anında hapse boylarız. Fark ediliriz polis tarafından. Evet, ama
Ben kahraman olmak için yazılmadım ya da kadın kurtarma ve bu tür boktan işler için. Bu benim işim değil. Ben biraz aksiyon istiyorum. Bu adam maskesi kaplan, kanlı ve yaralı. Ve aşırı agresif. So you got any better ideas? Yani daha iyi bir fikrim var mı? Or should we just stay here and argue all night? Ya da tüm gece burada durup tartışmalı mıyız? I'm sure hell I ain't staying here, I'm ready to roll. Ben eminim ki burada kalmayacağım. Çıkmaya hazırım. Fine, I will come along too. İyi tamam, ben de geliyorum. But if anything happens to the girl, it's not my problem, got it? Ama kıza bir şey olursa benim suçum değil, anladınız? Hatta kızımı öldüreceksin. Ha, bu sefer zebra bulduk. Fifties Blessing. Onun üstünde silahlar mı var? Abi alamıyorum. İnanılmaz. Görevin başında alamıyorum. Niye duruyor öyleyse orada öyle? Amınıza koyayım. Moving up. Moving up. Yukarı. Yukarı çıkmış. Oo, takla. Ha, doğru, roll dodge demiştim. Çok yavaş kaldım. Bu da iş görür. Tamam, burası boş. Burası boş. Boş. Ah, tamam. Oha, bir saniye, kim var? Kim kaldı? Ha, burada birisi daha var. %25'li alalım. Combo bozuldu ya. Hayır. Hayır. Hadi be. Arkadakini vurdum ama öndekini vuramadım. Hadi be. Hayır. Bu boş zaten. Şurada bir kişi kalmış. Değil mi? Nargileyi kırdım hatayla. Bu kıza vurmuyoruz değil mi? Geri dur. Tamam, sakin sakin. Aynen, o da aynısını diyor. Oo, sakin ol tamam. Buraya seni almaya geldik. Senin kardeşin, abin gönderdi. Sana zarar vermeyeceğiz. Abim mi?
Az önce tüm arkadaşlarımı öldürdünüz. Look, we have got a car waiting outside, so drop the gun, it's time to go. Bak, dışarıda bir araba bizi bekliyor. Silahı bırak da hadi gidelim. Seni abinin mekanında bırakacağız. You expect me to go with you? Are you insane? Seninle gitmemi mi istiyorsun? Delirdiniz mi? Benim arkadaşlarımı öldürdünüz. Beni hiçbir yere götürmüyorsunuz. Beni rahat bırak, yoksa yemin ederim. Fine, you have it your way. We are out of here. Tamam, nasıl istersen. Biz buradan gidiyoruz diyor. Öldüremedim. Tamam. Yanımızda silah bulunduralım da. Oy oy oy. Ufaktan zordu burası. Ama güzeldi, eğlenceliydi. Bir de ben çok hızlı yaptım değil mi? Fark ettiniz umarım. İyi oynadım. Bunun iki mermisi varmış sadece. Bence hızlı ve güzel oynadım. Yine de cevabım. Komboları fazla devam ettiremedim ben sanırım. Yatağın any time soon. This isn't a good time to be missing around. Yakın bir zamanda yapabileceğine emin misin? Bu oyalanmanın vakti değil. If a cop come by, savas like this. Eğer bir polis gelip bizi böyle görseydi. Bak, benim beynimin etini yemen bu işi daha da hızlandırmayacak, anladın mı? Hem ayrıca sana arabayı önceki hafta git tamir ettir demiştim. Doğru, ama bunun benim işim olduğunu sanmıyorum. Sonuçta bu senin araban. Just fucking do it. You are the only one of us who ain't busy with work all day. Aramızda tüm gün iş yapmakla meşgul olmayan tek kişi sensin. Take it down to the NT by the chop shop. He owes me one. Andy'nin mekanına götür. O bana bir iyilik borçlu. Peki. Arabayı çalıştır. Yarın götürürüm, tamam mı? İşte olması gerek. Try starting up. Let's get the hell out of here. Çalıştırmayı dene ve daha sonra hemen buradan gidelim. Ha, burada özel bir şey var değil mi? Ya da bir süre bekleyince mi acaba özel bir şey olacak? Ben birazdan gidip geliyorum hemen. Tamamdır, gidip geldim. Ve bir müddet burada durdum. Ara verdim ama hiçbir şey olmuş gibi gözükmüyor. Hadi gidelim. Ya da belki videoya geçmiştir. Böyle bir şey olup. Ya da belki bir şeyler olmuştur. Daha sonra geçmiştir. Tamam, ufaktan bir şey kontrol ettim. Merhaba. Köpüş balı. Vay. Eski Sovyet bayrağı. Komünist piçler. Ruslar amına koyayım. Hiç değişmiyorlar. What is the matter? You look a little nervous. Sorun nedir? Biraz gergin gözüküyorsun. Patron, something you need to say, just say it. Söyleyecek bir şeyin varsa direkt söyle. Bak şimdi. Birbirimizi uzun bir süredir biliyoruz değil mi patron? Benim için çok şey yaptın. Nazik olmaya gerek yok. Cut to the point. Noktaya gel. Sonuca gel. Sadede gel ya da. Alright, I want out. Tamam, bırakmak istiyorum. Ben bunun için çok yaşlı hissediyorum. Çok yumuşak. Yumuşak mı? Ne için yumuşak? İnsanları vurmak. Putting my house on the line. İşte ön hatlarda çatışmak. İçimde son günlerde bir his var. Daha fazla devam edemeyecek gibiyim. İşte bazı rüyalar görüyorum. Rüyalar ha. You want out? You're out. Bırakmak mı istiyorsun? Çıkmak mı istiyorsun ya da? Çıkabilirsin. Ama ilk önce you have to take care of some business for me, okay? Benim için bir iş yapman gerek, tamam mı? Ne işi? Çok büyük bir şey değil. A chop shop downtown. In 13 Ave. İşte şu mekanda. They are with Colombians now. Won't give us our cut no more. Kolombiyalılarla birlikte çalışıyorlarmışlar ve bize payımızı vermiyorlar.
Merak etme, they are just hoodlums. Nothing you can't handle. Şey diyor, merak etme, onlar sadece hoodlums. Üzerinden kalkamayacağım bir şey değil. Onları rahatlıkla halledersin diyor. Hoodlums'ın ne olduğunu bilmiyorum, onu söyleyeyim. And then I am out. O zaman bırakıyor muyum? Do you are free to come back anytime you change your mind. Ama fikrini değiştirirsen dilediğin zaman gelebilirsin. İstediğin zaman. Ayrılık hediyesi olarak işte bu malımızdan al. Yeni bir malzeme. Bu yeni sıkıcı hayatını biraz daha belki tat katar diyor. Adamlar sistemi kurmuşlar. Hazırlıklılar da. Evet. Evet, bu bizim arabamız değil. Bu bizim arabamız. O patronunkiydi. No mercy. Merhamet yok. Yes. Oğlum bu adam hakikaten yavaş. Hayır. Of, çok feci combo yaptım, dur. Ölme. Onu öldürdün mü ben? Çarpı 2. Burası temiz. Uf. Yapıyorum ben bu işi. Easy. Bunlar da hep zincirli dolaşıyor. Tamam, burası da temiz. Bu easy olaylarını sevdim. Ne taraftan? Oo, ikinci yerde var. Tamam. Hayır. Hayır. Hayır, 3 mermisi kalmışmış. Mermisi boş olan Uzi'yi aldım geri, değil mi? Abi inanılmaz. Uzi nerede? Tamam, şatkan doldu. Hayır. Şuradakileri vuramamışım hala. Üç mermisi kaldı. Shotgun. Ah. Abi nereden geçiliyor mermi? Nereden geçmiyor? Got the door. Got the door. Money'yi aldık. Money diyorum. Parayı. Oh, bıraktım sonunda. Bitti.
Lan sen de kimsin? Oğlum asıl sen kimsin? Benden kaçabileceğini sandın ha? Get away. I just work here. Who are you? Kaçmak mı? Ben sadece burada çalışıyorum. Sen kimsin? Beni korkutuyorsun adamım. It's your lucky day, kid. This bag here just saved your life. Bugün şanslı günün çocuk. Bu çanta senin hayatını kurtardı. Bu çantayı eğer taşımıyor olsaydı, başka bir şey taşıyor olsaydı kesinlikle temizlerdi onu da. I am getting out of here. You should probably do the same. Ben burayı terk ediyorum. Bence aynısını sen de yapmalısın. Now out of my way. Şimdi çekil yolundan. B. Fena değil. Hi honey, welcome home. Merhaba tatlım. Merhaba şekerim. Honey. Balım. Daha doğrusu. Merhaba balım. Eve hoş geldin. I made you dinner at the fridge. Sana akşam yemeği yaptım buzdolabında. Daha sonra yerim, şu an aç değilim. Ha, zor bir gün müydü? Emin değilim. I quit my job. İşi bıraktım. İşini mi bıraktın? Ama işini bırakamayacağını söylemiştin. Ve patronun izin mi verdin? Yani şey söylediğini hatırlıyorum. Look, I'm out of and that's that. Speaking of which. Bak, ben bıraktım ve bu kadar. Bu arada, I've got a surprise for you, but. Sana bir sürprizim var ama... Ne? O ne? Yarın görürsün, tamam mı? I am feeling a bit too tired. Yani, şu an çok yorgun hissediyorum. Direkt yatağa yatacağım. Are you gonna stay up for a while? Sen uyanık mı kalacaksın? Bu gezi bitsin, birazdan gelirim. Vay, kendisine ait bir bilardo odası falan var. Bu adam bayağı iyi bu para yapıyormuş ya. Oha, kendine ait bir çalışma odası. Spor odası, çalışma odası bile değil. O ne lan, kedi mi? Sincap da olabilir. Kedi galiba ya da sincap. Ama bunu okudum. Family of five burned alive in what is believed to be another arson. Instance seems to be delayed. Ooo, 5 kişilik bir aile yakılarak ölmüş. Bu olay son günlerde gerçekleşen anti-Rus, Rus karşıtı işte kavgalara bağlantılı gözüküyor. Ruslara karşı bir öfkeleri var artık insanların. Hiçbir şey değişmiyor. Vay, üstü açık kırmızı bir araba. Ha? İşte radyoyu dinliyorsunuz. Her gün yeni müzikler. Ne kadar güzel bir gün. Gökyüzü... Güneş parlıyor. Gökyüzü temiz. Bulutsuz. Böyle bir havayla hiçbir sorun olmaz eminim. İşte yeni bir bugün dizi falan çıkacak bir şeyler diyor. Ve karşınızda Miami. Ve karşınızda işte herkesin beklediği yeni bir şey, müzik. Miami bir şey dedi. Daha sonra we interrupt the broadcast for an emergency weather report. Hava durumunu önemli bir ani bir hava raporuyla kesmekteyiz. A tropical storm is heading towards Florida, coming from the Atlantic. Bir çeşit tropikal fırtına yaklaşıyor Florida'ya. It's estimated to reach Miami by 7 p.m. A caution all residents to. Akşam saat 7'de Miami'de olacak. Tüm işte herkese tavsiye ederiz. Sanırım uzaklaşmalarını Miami'de. Vay, güzel araba.
Nereye gidiyoruz? I'm going away, far away, anywhere. Doesn't matter to me. Uzağa gidiyorum, çok uzağa. Herhangi bir yere. Bana fark etmez. Are you sure? Do you even know where you're heading? Emin misin? Nereye gittiğine dair bir fikrin var mı? Without directions, a lot of people wind up going around in circles. Yol tarifleri olmadan insanlar genellikle daireler çizer diyor. Aynı zamanda bu yol pek umut edici, umut vaat edici gözükmüyor. Yolda kemikler mi var? I didn't ask for your opinion. Senin fikrini sormadım. What if I told you that this road leads to nowhere, or rather, that you are heading for a dead end? That's where you are going. Sana bu yolun aslında nereye gittiğini, hiçbir yere gitmediğini söyleseydim, hatta açıkçası bir kapalı sokağa, dead end, ölü son, kapalı sokağa gittiğini, oraya gidiyorsun, yaklaşıyorsun, hem de çok hızlı yaklaşıyorsun. But you already know that, don't you? Zaten bunu biliyorsun ama, değil mi? I have no idea what you're talking about. Ne söylediğin hakkında hiçbir fikrim yok. You will see soon enough. Yakında görürsün. Bu arada kız arkadaşını getirmeyi unuttun mu? O para nerede? Mary. Mary. Abi kız aldı değil mi? Merhaba balım, bunun için çok özür dilerim. You would have done the same thing if you were me. Eğer benim yerimde son olsaydın sen de aynısını yapardın. Seni seviyorum Mary. Siktir git. Orospu. Bir de sen benim yerimde olsaydın aynısını yapardın diyor. Siktir git. Oha, arabayı bile almış. 8. sahne. Execution. İdam. Ya da işini bitirme, öldürme. You have reached the wrong number. Yanlış numaraya ulaştınız. Kapatıp tekrar arayın. Ya da daha sonra deneyin diyor. Etraf baya kalabalık gözüküyor. Hadi two machine guns gidelim. Şurası cam sandım. Hayır. Şarjör mü değiştiriyordu? Ha. Tamam. Şöyle bak etrafa. Sen nereden geldin? Abi burada da adamlar var. Hayır, şarjör. Ya ben de ondan korkuyordum. Şarjör yetmedi. Bunuzu koyun artık, yeter. Hayır, geliyor. Ho ho. Arkaya. Temiz. Peki. Aynen. Uzi ile gidelim. Bok gibi oynadım. Of. Harika gidiyordum ama. Hayır. Kapı yüzünden ölmedi. Shotgun bir de şey yapıyor ya. Böyle saçma sapan bir kapı vuruşu var.
Oha çok iyi oynuyordun şu an. Bu ne? Oğlum cephanelik bura. Gerçekten öyle cephanelik. Niye daha fazla alamıyorum bunu anlamadım ama. Tamam. Sadece siz üçünüz mü kaldınız? Evet sadece o üç kalmışmış. Easy. Güzeldi. Sadece yakın mesafe silah kullanmak zorunda kalmadığımda işte böyle oluyor. Bak bilmiyorum sana söyledim. There's something strange going on. You know what I mean? Tuhaf bir şeyler oluyor anlıyor musun? Görüyor musun? Bak işte orada. Can you see that? What is that? O şeyi görebiliyor musun? O nedir? Slipped me something. Birisi içeceğime bir şeyler katmış olmalı. Yani ne olduğunu anlamıyorum. It's like wow. Are those masks? Are we in jungle? Jungle. Bunlar maske mi? Biz ormanda mıyız? I want to go to the jungle. Ormana gitmek istiyorum. I quit, you know. Did I tell you that? Ben bıraktım. Sana söylemiş miydim? No more, I tell you. I'm out, done, finished. Daha fazla yapmıyorum artık. Sana söylüyorum. Ben bıraktım, bittim. Son. What? Are you hitting me? I just wanna go home. Oo abi. İşini bitirecek gibiler. Ne? Bana vuruyor musun? Ben sadece eve gitmek istiyorum. Can you call Mary? She will come get me. Mary'i arar mısın? O gelip beni alır. Is that blood? Am I bleeding? Do I need to go to the hospital? Bu kan mı? Kanıyor muyum? Hastaneye gitmem gerekli mi? Guys, look, I just wanna go home, okay? Bak, arkadaşlar, bakın, ben sadece eve gitmek istiyorum, tamam mı? Yani... Tamam, bu seferkisi biraz... Dur Tortak, Climax. Climax'e geçme. Rus mafyasının ölümünü destekliyorum. Onu bir söyleyeyim. Sanki biraz haksız bir ölümmüş gibi gösteriyor. Ama o da bir Rus mafyası parçasıydı. Önceden ya da en azından. Yani bağlantılıydı. Ayrıyeten masum Rus halkının ölümü de beni pek umurumda değil, ilgilendirmiyor. Bu sırf şey için söylemiyorum. Hani Ukrayna'ya destek, Ukrayna hakkı falan onun için söylemiyorum. Ben hem Ukraynalıların hem de Rusların nasıl desem savaşını destekliyorum. Anladınız. Hacı şöyle düşünün. Eğer Rusya yıkılırsa Türk içindeki bulunan Türk halkları o federasyondan ayrılır ve özgür kalırlar. Bu çok güzel bir şey. Çünkü onlar Ruslaştırılmaya çalışılıyor. Neyse fazla politikaya girmeyeceğim. Şimdilik burada ara veriyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Kanala abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. İyi günler, iyi oyunlar.